ve bu güzel tertiplemiş olduğu organizasyon için teşekkür eder. Meslektaşlarımı da yeniden hoş geldiniz der. Buradaki mutluluğumu sizinle paylaşmak fırsatı verildiğinden dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. I want to extend my thanks to the Bedir University who organized such an activity. Welcome everyone to share this moment with you. Sempozyumumuzun başlığı sosyal bilimlerden manevi arayışlar. Bu başlık niçin atıldı? Çünkü sosyal bilimlerin ana hedefi insan topluluğunun mutluluğu olduğu halde refah seviyesi artan milletlerde memnuniyet derecesi her nedense artmamaktadır. The title of the symposium conference here, the spiritual request in humanities. So the aim of the social sciences to attain happiness, but when the states increase in welfare, the happiness is running down, going down. O halde insanlığın ve toplulukların mutluluğu sadece refah endeksli olmadığını tespit edebiliriz. Dolayısıyla sosyal bilimlere ve sosyal sorunların çözümüne manevi unsurlar eklemek mecburiyetinde kaldığımızı itiraf etmeliyiz. So it's right to confess the social welfare is not the solution for to attain happiness. So the spirituality has an important role to play in that respect. Tabii ki sosyal sorunların çözümünde refah politikalarına ihtiyaç vardır. Fakat ekonomik krizlerde refahını yitiren, yoksullaşan ve dolayısıyla bundan dolayı hüzüne kapılan ve bundan dolayı da sosyal dengesini, psikolojik dengesini kaybeden milyonlarca insanımız var. Of course, social welfare has an important role to solve the social problems, but at the same time, people who are experiencing this kind of problems and facing such crisis, for them, spirituality is very important to overcome these difficulties. Dolayısıyla bireysel ve toplumsal felaket veya sosyal sorunların karşısında klasik sosyal politika anlayışıyla insanları mutlu etmek zor olduğuna göre biz maneviyat odaklı yaklaşımlarımızı, ki bunu dine de bağlayabiliriz, nasıl sergilememiz gerekiyor? Individual and social catastrophes in the face of the crisis, social crisis, we should look for a solution focused on spirituality related to religions. They can have a contribution to solve such problems. Her birimizin annesi, babası var veya evladı var. Hayatımızda bireysel anlamda değişik musibetler yaşayabiliriz. Hastalık, özürlülük ve ölüm gibi. Farz edelim ki kendi çok sevdiğimiz evladımızı yitirdik. Klasik sosyal politikaların bu hususta bize teselli olsun diye ne verebilir? Everybody has a father and mother, and we are facing difficulties in life. For example, we lost our son, and this is a problem, a serious problem we are facing. So the social, classical social policies, what they can do to console such a person? Ben size sosyal sünnet çerçevesinde Peygamberimizin bu gibi durumlarda kişilere nasıl maddi ve manevi teselli bulunduğuna dair bir iki hikaye anlatırsam, maneviyatla sosyal hizmetlerin bir bütün olduğunu anlamak belki de daha kolay olabilir. So, I want to give you an example from the Prophet as a social sunnah, the social aspect of his sunnah, the living example of the Islam. So I want to narrate some stories from his example to understand how he was handling such problems. Peygamberimizin
Yani son peygamberden bahsediyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerine çocuğuyla birlikte katılan bir insan var. Sürekli çocuğuyla beraber sohbetlere katılıyor. Bir gün sohbetlere katılmaktan vazgeçiyor. Katılmıyor sohbetlerine. Peygamberimizin bu dikkatini çekmiş ve sahabesine sormuş. O çocuğuyla beraber gelen o insan nerededir? Merak ettim. Hasta mıdır? Bir musibetle mi karşılaştı? Nedir sorunu? Diye merak etmiş. Sahabe de demiş ki, o evladını yitirdi. Daha önceden evladıyla beraber sizin güzel, hoş sohbetlerine katılmakla mest oluyordu. Şimdi evlatsız geldiğinde hüzünlenebilirim, ağlayabilirim ve başkalarını rahatsız edebilirim düşüncesiyle sizin sohbetlerinize mesafe koymaya ihtiyacı duydu. So, I will give an example from the final messenger. Of course, there were other messengers before him as a Muslim. There was a man who was attending the congregation of the Prophet, who was delivering speeches to give lessons. And people used to come with their kids. And there was a man, also he was coming with his kid. But one day he didn't appear, show up in the congregation. And the Prophet was wondering what happened to that person, if he was sick or something happened to him. And he found out that he lost his son, and he was very sad because of that. And if he comes in such under such circumstances, his spiritual condition would put a bad image on others. So he didn't want to come. Peygamberimiz bir manevi lider olduğu kadar ayrıca bir sosyal lider, bir sosyal pedagog, bir sosyal hizmet uzmanı olarak onun özel şahsi sorunuyla ilgilenme ihtiyacı duyar ve o kişiyi bulur ve başsağlığı diledikten sonra der ki, bir manevi lider, bir peygamber olarak ister misin dua edeyim Cenab-ı Hakk'a ve onun izni ve lütfuyla çocuğun yeniden dirilsin, hayatiyet bulsun ve seninle birlikte olsun. Veya ikinci alternatif, aktif sabır göstermen ve duruma ve bu duruma katlanman neticesinde ahirette çocuğunla beraber cennete girmek ister misin? Bu iki şık peygamberimiz tarafından kendisine sunuluyor. So as a spiritual leader and a social leader, the Prophet found the person, paid a visit to him, and he said, there are two options before you. If you want, I can pray to God, and your son can be resurrected after that prayer. Or you can put forth an active patience, and as a reward in the hereafter, you will be rewarded by God to enter into paradise with your kid. Biz peygamber değiliz. Fakat peygamberimizin sosyal sünnet boyutuyla bugün benzer sorunlar yaşayan insanlarımıza ikinci şıkkı bir müjde olarak verebiliriz. Ki o kişi de, ya Resulallah, madem öbür dünyada, ahirette ben çocuğumla cennete girebileceğim, o halde bu sorunun karşısında ben mukavemet gösterir, sabrederim ve bu ikinci müjdeye nail olmak isterim der. Ve yeniden sohbetlere katılır, sosyal hayatta aktif bir rol almaya devam eder. Bundan dolayı ne hüzne boğulur, ne intihar etmeye teşebbüs eder. Çünkü o müjdeyi almıştır, ahiret odaklı müjdesini. So, the person, after such a glad tiding, he chose the second option, to be with his kid in the paradise. Actually, the social sunnah was giving an option to all of us. So this was a solution focused on the afterlife. And focusing on afterlife to handle the problems of this world. So, and the person after that process, he started attending the congregations and he was now a part of this active social life. Dolayısıyla ahiret unsurunu
maneviyatın içine almadığınız sürece siz dünyada yaşayan ve musibetle karşılaşan insanların sabırlı olmasını, mutlu olmasını temin edemezsiniz. İyi ki ahiret var, iyi ki cennet var. Çünkü bu bizim sabırlı olmamıza son derece etkili olabilmektedir. Müjdeler de vahiy kaynaklarına dayanmaktadır. So the notion of ahire, the afterlife and paradise is very important to handle our social problems. If you want to put forth a solution focused on the spiritual life, the notion of afterlife has to be a part of that spirituality. Bugün toplumda hangi sosyal sorunları yaşıyorsak asr-ı saadette de yaşanmıştır. Fakat Peygamberimiz bütün sosyal sorunlara hem dünyevi maddi yönüyle çözüm üretmiştir, hem manevi hem uhrevi yönüyle. Bir örnek isterseniz daha vereyim. All the problems we are tackling with were faced by the Prophet Muhammad and in the life of the prophets, and he was and they were giving solutions for such problems earthly and solutions related to hereafter. Kur'an ve sünnet insanların dünyevi, en azından dünyevi anlamda kardeş olduğunu, herkesin eşit olduğunu söylemesine karşılık toplumsal algılama ve adaptasyon bir süreç içinde işlediğinden dolayı o dönemde de siyahiler dışlanmıştır. Quran and Sunnah put pressure and emphasize on equality, solidarity, brotherhood, but such notions will take some time to be established in society. And at that time, slavery was a problem of the society, and it took some time to tackle with such problems. Mesela bir Müslüman toplumunda yaşayan bir zencinin, siyahinin Peygamberimize şu soruyu sorması çok anlamlı gelmiyor mu size? For example, a slave in that society was asking a question to Prophet. It's really meaningful. That question, let's Zenci, see what's question. Peygamberimize der ki, ya Resulallah, siyahilerin cennete girmesine bir engel var mıdır? Is there any obstacle for slaves to enter into paradise? Bu soruyu sorma ihtiyacı duyan bir siyahidir. Bir sosyal bilimci olarak buradan ben iki mana çıkartıyorum. Bir, o siyahi yaşadığı toplum içinde dışlanmaktadır, engellenmektedir. Ve azınlıkların, özürlülerin ve dışlanmışların psikolojisinden yola çıkarak hadi neyse toplum tarafından dışlanıyorum ama Allah da mı beni dışlayacak? Yani cennete de mi giremeyeceğim? O soruyu sorma ihtiyacı duyuyor. So we are looking for to understand why such a slave, black person asked such a question. The first reason, that person was being excluded in the society in which he lived, as you know, as a minority. But he was wondering if such problem would occur in the hereafter. Peygamberimizin cevabı açık ve net. Der ki, siyahilerin cennete girme hususunda herhangi bir engel, bir handikap yoktur. Hatta özürlülük, yaşlılık, hastalık yoktur. Hatta ve hatta siyahiler cennette o kadar beyaz, o kadar nurlu olacak ki 1000 kilometre mesafeden onların beyazlığı herkes tarafından müşahede edilecektir. So the prophet answered, there is no obstacle to those who are black people to enter into paradise. And also there will be no more any kind of disorder or being old or any kind of disease. There will be no more in such problems in the hereafter. And for example, black people, their face
will illuminate light.